Evet, Hollandaca öğreniyorum serisinde yeni bir ders videosuyla daha birlikteyiz. Evet, yaz çabuk geçiyor arkadaşlar. Aslında daha çok video çekmek istiyorum ama malum yaz olunca başka şeyler de araya giriyor. Ama yine de haftada bir video eklemek istiyorum. Evet, bugün yine bir video çekmiştim Outdoorking'lerle ilgili. Yani bizim Türkçedeki deyimlerimiz gibi burada da deyimler kullanılıyor. Sözlük anlamı ile kullanım anlamı bambaşka olan ifadeler. Ben de bunları beşer beşer sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü bunları çok kolay öğrenemeyebiliyorsunuz. Biri size izah etmesi gerekebiliyor. O yüzden bugün sizler için 5 tane daha Outdoorking hazırladım arkadaşlar. Evet, hemen birincisiyle başlayalım. Birinci Outdoorking arkadaşlar, in verwachtung sein. Normalde verwachting artikeli de, beklenti demek. Normalde bunu Türkçe'ye çevirirsek beklenti içinde olmak gibi çevirebiliriz ama bunun anlamı arkadaşlar hamile olmak. Şimdi bu bizi şöyle bir zor durumda bırakabilir. Biz genelde Türkçe düşünüp önce daha sonra bunu Hollandaca'ya çevirmeye çalışıyoruz. Maalesef bu ilk zamanlar oluyor. Ben bile hala kurtulamadım. Hani zamanla kayboluyor diyorlar ama mesela Türkçe düşündüğünüzde ben beklentin içindeyim demek istersiniz belki bir konuyla ilgili ama bunun anlamı hamile olmak. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Bir örnek cümle yazdım. Sie is in verwachting. O hamile dedim örneğin. Evet, gelelim ikinci Outdoorking'e. In the war zone. Bu günlük hayatta çok kullanılıyor. Ben filmlerde de çok karşılaşıyorum arkadaşlar. In the war zone kafa anlamında özellikle şaşkın, dağınık, karışık olmak demek. Mesela örnek bir cümle yazdım. Daha da iyi anlayacağız şimdi anlamını. Jebent in de war, vandaag is niet vrijdag. Senin kafan karışık, dağınık sanırım. Bugün cuma değil şeklinde. Bunu mesela nerede kullanabiliriz başka? Mesela bir hata yaptık, kafamız dağınık olduğu için. Ik ben in de war diyebiliriz örneğin. Yine ben bunu ilk Hollandalı bir teyzem var, salı günleri gittim. Mesela onunla haftada bir yarım saat böyle konuşma imkanım oluyor. O mesela komşusundan bahsederken söylemişti, kullanmıştı. Benim de o zaman yeni öğrenmiştim, hemen dikkatimi çekti. Yani birinin ya da birisinin kafa anlamında karışık, şaşkın, dağınık olması arkadaşlar. Ve günlük hayatta çok kullanılıyor. In the war zone. Gelelim üçüncüye. Bu da yine benziyor. In the war schoppen. Normalde schoppen tekmelemek demek arkadaşlar. Ama in the war schoppen bir şeyi bozmak. Peki nasıl bozmak? Hemen örneğimize bakalım. De ziekte schopte haar toekomstplannen in de war. Hastalık onun gelecek planlarını bozdu. O anlamda bir bozmak. Yani bir şeyi planlıyorsunuz, olmasını istiyorsunuz ama o bir sebepten dolayı gerçekleşemiyor. O anlamda bozmak anlamında in de war schoppen şeklinde kullanabiliyorsunuz. Bakın normalde anlamı schoppen'ın tek başına tekmelemek. Evet, gelelim 4. Bord schonlicken. Licken genelde en başta öğrendiğimiz fiillerden biri oluyor. Örneğin dondurmayı yalamak fiilinde licken'ı kullanıyoruz. Burada tabağı temiz yalamak demek sözlük anlamı. Buradan da aslında tahmin edebiliyoruz. Bir tabaktaki yemeği tamamen bitirmek. Mesela çok az bir şey kaldı tabakta ama onu güzelce temizlemek, yiyip temizlemek anlamında kullanılıyor. Mesela cümlem şöyle. Ich lieg altijd mein Bord schon. Ben her zaman tabağımı bitiririm, temizlerim. Arkadaşlar burada schonlicken birlikte bir fiil, ayrılabilen bir fiil. Evet, gelelim 5. Outdoorking'e. Dor diken dün. Dik en dün, şişman ve zayıf demek. Dik en dün. Normalde dor dik en dün. Dor bir şey vasıtasıyla anlamında kullanılıyor. Yani bunu sözlük anlamını çevirmeye çalıştığınızda hiç mantıklı bir şey karşınıza çıkmıyor. Ama anlamı çok güzel. Dor dik en dün her koşulda demek. Örneğin
cümlemize bakalım. Frinden, Stöhnen, Elkar, Dor, Dik en Dün. Arkadaşlar her koşulda birbirini destekliyor, destekler. Stöhnen desteklemek, destek olmak anlamı var. Burada bakın yine evliliklerde işte iyi ve kötü günde deriz ya arkadaşlar. Hani insanlar birbirine söz verir. İşte bu o anlamı karşılıyor. Yani iyi ve kötü günde, her koşulda, hastalıkta ve sağlıkta deriz ya. Evet, bu Dor, Dik en Dün bu anlama geliyor arkadaşlar. Evet, 5 tane günlük hayatta çok sık kullanılan outdrinking'i sizler için yazdım. Birer örnek cümle de ekledim. Bu videodan sonra siz şunu yapabilirsiniz. Siz de bunlarla ilgili 5 tane cümle yazmayı deneyebilirsiniz. Ve bunu gün içinde kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu şekilde biraz daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Evet, umarım derslerim faydalı oluyordur. Bir başka ders videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.